Sayın Buldan, size de 2 dakika süre veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yalnız 2 dakika bana yetmeyecek sanırım. Sürem bittikten sonra rica ediyorum. Süremi uzatmanızı talep ediyorum Sayın Başkan. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bilindiği gibi bugün aslında genel kurulu ben yönetecektim. Ancak dün akşam bana genel sekreterlikten bir memur aracılığıyla iletilen meclis başkanının bir talimatı telefonla ulaştı. Ve bana iletilen talimatın bu hafta 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde genel kurulu sizin yöneteceğiniz tebliğ edildi. Benim cep telefonum Sayın Meclis Başkanı'nda olmasına rağmen kendisi beni aramadı. Genel sekreterlikte bir memur aracılığıyla bana bu görüşünü iletti ve yazı sabahleyin elime ulaştı. Yazıyı ben olduğu gibi okumak istiyorum. Partinizin Diyarbakır'da yaptığı ve sizin de hazır bulunduğunuz açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi çalışmalara milletvekilleri olarak katılmayacağınızı kamuoyuna duyurmuştunuz. Gerek bu konu, gerekse idare tarzınız hususunda TBMM Başkanlığı olarak tarafınıza geçen hafta iletilen yazıya karşı herhangi bir beyanınız olmamış bulunmaktadır. Genel kurul çalışmalarının akamete uğramaması için genel kurul nöbet çizelgesinde değişikliğe gitmek zarureti hasıl olmuştur. 22, 23, 24 Kasım 2016 haftasında Meclis Başkan Vekili Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın genel kurulu yönetmek üzere görevlendirilmiştir. Şimdi Sayın Başkan, Sayın Milletvekili, milletvekilleri gerek bu konu ve gerekse idare tarzınız hususunda diyor Sayın Başkan. Benim idare tarzımla ilgili 3 gün önce bana ayrı bir yazı geldi ve bu yazıda da 1 sene önce... Bir saniye arkadaşlar, açalım sistemi. Buyurun. 1 sene önce Sayın İdris Baluken'in talebi üzerine genel kurula ara vermem. İkinci bir gerekçe, Kürtçe bir kelime kullanmam. Üçüncü bir gerekçe, Şırnak ve Hakkari'nin ilçe yapılması ile ilgili görüş beyan etmem. Yani bunlardan kaynaklı Sayın Meclis Başkanı bana bir uyarı yazısı gönderdi. Şimdi bunu buradan bir açıklığa kavuşturmak gerekiyor Sayın Başkan. Elbette ki bir meclis başkan vekili olarak zaman zaman siz de, Sayın Ayşenur Bahçekapılı da, Sayın Akif Hamza Çebi de birçok konuda görüş beyan edebiliyorlar. Ve ben inanıyorum ki bu konuda sizlere herhangi bir uyarı yazısı gelmemiştir. Tam anlamıyla siyasi bir kararla, ki nasıl ki başta eş başkanlarımız olmak üzere milletvekillerimizin tutuklanmasına siyasi bir kararla karar verildi ve arkadaşlarımız tutuklandıysa, dün akşam benimle ilgili alınan... Tamamlayın, açalım arkadaşlar. Sayın Başkan, ben özellikle Sayın Meclis Başkanı'na şunu belirtmek isterim. Her gün milli iradeyi ağzından eksik etmeyen bir meclis başkanının bugün bu darbe yönetimini tercih etmesi utanç vericidir. Ve bugün bu koltukta siz oraya bir kayyum olarak atandınız Sayın Aydın. Ve biz artık kayyumların sadece belediyelere değil, dün akşam itibariyle meclis genel kurulunda da uygulanması gerektiğine tanıklık ediyoruz. Ve bugün bu koltukta sizin bu görevi kabul etmeyeceğinizi beklerdim Sayın Başkan. Ancak siz meclis başkanının talimatı üzerine bu görevi kabul ettiniz ve benim yerime kayyum olarak o koltukta oturmaya devam ediyorsunuz. Meclisi yönetmeye devam ediyorsunuz. Açıkçası bu uygulamanın çok utanç verici bir uygulama olduğunu, zaten bugün buradaki bu manzaranın Türkiye... Tamamlayın lütfen Sayın Buldan. Çalım arkadaşlar, tamamlasın. Buyurun. Parlamento tarihi açısından da utanç verici bir manzarayla karşı karşıyayız. Bir partinin 2 eş başkanı, 10 milletvekili şu anda siyasi bir kararla tutuklanmış bulunmaktadırlar.
ve bu konuda meclis rolünü oynamamıştır Sayın Başkan. Bu konuda hiçbiriniz gerekli açıklamaları yapmadınız. Kendi mevkidaşlarınızla ilgili, meslektaşlarınızla ilgili herhangi bir beyanda bulunmadınız. Ben bunun da tarihe kara bir leke olarak geçeceğini özellikle belirtmek istiyorum ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istedim. Teşekkür ediyorum.